Gol var sunar. Herkese merhaba sevgili Galatasaraylılar ve sevgili Haber 1905'in çok değerli izleyicileri yine yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Evet Galatasaray'ın gündemini ve genel Türk futbolunun gündemini değerlendirmek istiyorum. Önemli konular var. Bu konulara değinmek istiyorum. Galatasaray yarın Pendik oynayacak. Lig'de daha sonra Adana Demirspor ve Kopenhag maçları var ki Şampiyonlar Ligi'nde de çıkma şansını son maça bıraktı Galatasaray. Buna da değineceğim ama öncesinde değineceğim iki tane önemli konu var. Çok önemli konu var arkadaşlar. E, i̇zlerken de beğenmeyi ve abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Şimdi o önemli konulardan bir tanesi hatta ikisini bir yapalım. Kardeş takımlar ikisi de biliyorsunuz Beşiktaş Fenerbahçe iki kardeş takımın dün akşamki yaşadığı hüsran, dün akşam yaşadığı ezimet, eziyet daha doğrusu diyelim. Dün akşam yaşadıkları o unutulmaz geceyi biz de unutmuyoruz. Neden? Bayern Müni fark atamadığı için üzülenler dün akşam Danimarka ekibinden 6 yediler. Diğerleri kendi sahasında Kulüp Bürüj'den 5 yediler. Galatasaray'dan Galatasaray'ın fark yemesini bekleyen avcılar vardı. Fark yemedi diye morali bozulan avcılar vardı. Neden Galatasaray fark yemiyor diye. Üzülenler dün akşam belki de sabaha kadar uyuyamadılar. Galatasaray'ın büyük dünü bir kez daha gördüler. Sizler de gördünüz, herkes gördü. Bu grup bakıcı Şampiyonlar Ligi'nde, Devler Ligi'nde Bayern Münih ile, Mainz United'la ve Kopenhag'la yarışıyorsun ki Kopenhag'ı kimse küçümsemesin. Şu an Danimarka iki, e, liginin lideri sen Danimarka liginin 6.'sından 6 altı gol yiyorsun. Utansınlar. Utansınlar. Yerle bir olsunlar. Çünkü Galatasaray'la dalga geçip biz yok konferansı böyle alırız. Yok biz kaybetmeyiz. Biz uçarız kaçarız diyenlerin hani gördük. Bakın arkadaşlar. Dün akşam Fenerbahçe'nin neden kaybettiğini açıklayacağım size. Açıklıyorum. iyi dinleyin. Kulaklarınızı açın beni iyi dinleyin. Dün akşam Fenerbahçe Danimarka ekibinden 6 gol yemesinin 2 tane nedeni var. 2 nedeni. Birinci analizim orta hakem Arda kardeşler yoktu. İkinci analizim var hakemi Hüseyin Göçek yoktu. Bu ikisi olmayınca analiz çöktü. İsmail Kartal'ın planı suya düştü. Bütün planlar alt üst oldu. Fenerbahçe Danimarka'dan 6 birlik yenilgi ile ayrıldı. Ve tarihinde unutmayacağı farklı bir skor. Türk futbolunda unutulmayacak, Avrupa futbolunda unutulmayacak bir maçtı. Sen konferans ligi dediğin bakın şampiyon ligi değil, UEFA değil, üçüncü dediğimiz yani üçüncü Avrupa'nın artık e, elit A değil, elit B değil artık en kötü takımlarının geldiği konferans liginde 6 gol yiyorsunuz. Yazıklar olsun. Rezilsiniz. Keza Beşiktaş. Bir zamanlar biz Avrupa Fatihiz diyen o Fikret Orman dönemlerinde biz Avrupa Fatihiyiz. Biz ligden namalüp lider çıktık. Ekipte kim vardı? İşte Porto vardı. O vardı. Bu vardı. Bir tane A bir takım yoktu. Şenol Güneş'e buna çıktı. ki biz Avrupa kralıyız. Avrupa Fatihiyiz dediler. Ya Avrupa Fatihseniz, siz o zaman Konferans ligi son zamanlarda adı e, konferans bile denmiyor. Biliyorsunuz konfeksiyon ligi deniliyor. Böyle birlikte, böyle birlikte galibiyet alamıyorsunuz. Ve son sıradasınız. İnanılmaz son sıradasınız. Eksa Bir puanınız var sadece. Rezillik. Rezillik diz boyu. Ülke puanını için ettiniz. Fenerbahçe Beşiktaş elle tuşmuş. Ülke puanının içine diyor. Bütün ülke puanının yükü Galatasaray'ın sırtında arkadaşlar. Başka bir şey değil. Bütün yük Galatasaray'ın sırtında. Kardeşim Bayern e karşı mükemmel futbol oynuyorsun. İlk yarı 4-1 yapma ihtimalin var. Ezilmiyorsun. Deplasmanda kaybediyorsun. Oradaki Galatasaray'ın attığı gol offside değil. Kollina koskoca hakem. Yılların hakemi Kollina Diyor ki bu offside değil diyor. Ama maç var hakemi offside veriyor. Golümüzü iptal ediyor. Yediğimiz golde burada Kane'in offside olan pozisyonu offside verilmiyor. Yani iki Bayern Münih'i de maçında da iki tane skandal hakem hatası var. Direkt gol etkeden. Bir Galatasaray'ın iptal edilen golü bir de Bayern Münih'in attığı gol. Mace Rensler deplasmana yeniyorsun. Burada beraber kalıyorsun ki nasıl beraber kalıyorsun? 3-1'den dönüp 3-3 yapıyorsun. Burada en iyi futbolcunun savunmacın yok. Tek bir adamın kaldı. Kulüp Ha Zor bir maç olacak. Pardon Kulüp 3 diyorum. E, Kopenhag. Zor bir maç olacak. Kopenhag maçı. Neden? Çünkü hem iklim şartları çok ağır olacak hem de bu takım fizik kondisyonu çok iyi olan, soğuk iklimi, kallı havayı iyi bilen ve o iklime alışkın bir takım. Bir de Galatasaray'ın kazanması lazım. Ya da işte 3-3 gibi beraberlikten alınması lazım. Kopenhag'ın üstüne geçmesi için. Burada bizim temennimiz en önemli temennimiz şu. Tabii ki Galatasaray'ın kazanması. Kazanırsa diğer hiçbir şarta bakmaksızın direkt Sonra 16'ya kalacak. Ama eğer Galatasaray Kopenhag karşısında kazanamaz, berabere veya kaybederse burada Bayern Münih'in Manchester United'da kaybetmemesi gerekecek. Yani Bayern Münih berabere kalır veya kazanırsa bizim Kopenhag'la olan maçımızda kaybedersek UEFA'ya kazanırsak Şampiyonlar Ligi'ne devam edeceğiz. Beraberlikteki skor tabii ki önemli. Burada Kopenhag yine avantajlı durumda. Onu söyleyelim. Yarın Pendik Spor maçı var ligde. Pendik Spor maçından şunu söyleyeyim. Galatasaray'ın hani yarın Okan Hoca'nın e, ufak tefek dokunuşlar yapacağını düşünüyorum. Savunma hattında ben Nelson'un ilk 11 başlayacağını düşünüyorum. Nelson Abdur Kerim Saşa solda Kazım Can olacağını düşünüyorum. Toriyan'ın yanına Kaan'ın geri geleceğini e, söyleyebilirim. Buna bağlı olarak da sağda Tete, solda Za, 10 numarada bölgesinde hakim Ziyech, ve forvette de Mauro Icardi 11 ile tabi karede bu şekilde bir 11 bekliyorum açıkçası. Değişik bir 11. Tete'ye de şans veren bir Okan Buruk. Göreceğiz yarın. Tete olmasa orada hani Hakim Ziyeş oraya geçse bile merkeze Kerem'in veya Mertens'in gelmesini bekliyoruz ama 3 aşağı 5 yukarı buna yakın bir kadro bekliyorum. Yarın Pendik karşısındaki karşısında ki önemli bir maç. Halı sahada oynayacağız çünkü bu maçı biliyorsunuz tribünsüz. İşte etrafı böyle halı sahibi kapanmış bir e, amatör süper amatör sahasıyla o sahasında oynayacak Galatasaray bu maçı. E, federasyon nasıl buna izin verdi? Futbolcu sağlığını nasıl düşünmüyorlar? E, daireden taş atsan futbolcunun kafasına gelecek. Böyle bir sahadan bastıyoruz. Yani bunu halı sahada etsek çok daha iyi olacak. Çünkü süper amatör ve bölgesel amatörden oynadığı saha bence bu sahadan daha iyi güzel. Daha iyi bir saha onu söyleyebiliriz. Rezillik diz boyu yani. Hani bu maçın orada oynatılması. Dünya çapındaki yıldızların Zaha, işte Icardi'nin, işte Tete, Hakim Ziyech gibi, Mertens gibi adamları götürüyorsun. Halı sağa da oynatıyorsun. İnanılmaz rezillik. Neyse. Yarın maçtan sonra yine Ersan abiyle beraber canlı yayında olacağız arkadaşlar. Çıkmadan önce abone olmayı ve like atmayı unutmazsanız sevinirim. Destekleriniz benim için çok önemli. Şimdilik hoşça kalın. Dostça kalın. Yarın görüşmek üzere. Boy var, sundu.